Evet, şu anda Kubbetüs Sahra'nın yani Nesi dersem içinde bulunan, daha sonradan yapılan sarı kubbeli mescidin içindeyiz. Her tarafta Osmanlı'nın eserleri vardır. İniliyor bayanlar için. Allah razı olsun. Evet, hocamız bir şeyler anlatacak şimdi. Abiler şöyle noktası olan yani daha doğrusu Mescid-i Aksa'daki son noktasına gelmiş bulunmaktayız. İnşallah burada programımızı toparlayarak bitirmiş olacağız. Yarın Allah izin verirse Eriha'ya geçeceğiz. Zeytin Dağı programından sonra tabii ki Zeytin Dağı programını icra edeceğiz Allah izin verirse. Ezan'a ne kadar var bakalım, ona göre yapalım inşallah. 25 dakikamız var, hemen toparlayacağız. Kıymetli misafirlerimiz, şu anda Kubbetüs Sahra'dayız. Kubbetüs Sahra ile ilgili bilgileri sizlere aktarmıştım. Emevi Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırıldı. 687 yılında yaptırıldı ve sonrasında ise Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a yükselmiş olduğu arkamızda bulunan mübarek kayanın üzerine inşa edilmiş olan bir kubbedir. Bu kubbe sekizgen olarak inşa edilmiştir ve dünya üzerinde ayakta duran en eski İslami eserdir. Emeviler ve Memlüklüler tarafından içinin bu görmüş olduğunuz güzel işlemeleri yapılmış. Sonrasında ise Osmanlı ecdadımız tarafından tabii ki defalarca restorasyona tabi tutulmuştur. Bu görmüş olduğunuz işlemeler, varaklar, altın varak işlemelerin tamamı Osmanlı ecdadımız tarafından bu mübarek mescide yapılmıştır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç hadisesi gerçekleştiğinde bu mübarek alana gelmiş ve bu alanda bulunan kayanın üzerinde Miraç'a yükselmiştir. Bize anlatıldığı şekliyle söylüyorum. Havaya uçan, havada kaçan, Peygamber Efendimiz'in arkasından giden bir kaya söz konusu değildir. Yani muallak kayası diye bir şey söz konusu değildir kıymetli misafirlerimiz. Bunu peki niye bu kadar kesin dille iddia ediyorum ve reddediyoruz? Hemen söylemiş olalım. Çünkü hadis alimleri diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Miraç'la ilgili hadisi şerifi, uzunca bir hadis-i şerif var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadisi şerifte yatağının sıcaklığından dahi bahsediyor. Yani ben döndüğümde yatağımın sıcaklığı aynı şekilde koruyordu diyor. Hatta yolda gördüğü kervandaki topal bir deveyi bile söylüyor. Hadis alimleri diyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından yükselen bir taşı, bir kayayı ihmal etme ya da söylememesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Yani yatağının sıcaklığından dahi bahseden bir peygamberin bunu söylememesi gibi bir şey söz konusu dahi olamaz diyorlar kıymetli misafirlerimiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buradan Miraç'a yükseldi ve burada bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Peki nerede kıldırdı? Allahu Alem. Yani şurada mı kıldırdı, burada mı kıldırdı sorusunun aslında cevabı yok. Ondan dolayıdır ki biz hep deriz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 metre orada kıldırmadıysa 5 metre bu tarafta kıldırdı. Hazreti Musa Aleyhisselam 10 metre o tarafta kıldırmadıysa 20 metre bu tarafta namaz kıldı. Mesele olan kimin nerede namaz kıldığı değil, mesele olan kayası, taşı, toprağı değil, Mescid-i Aksa'nın ve Kudüs'ün manasıdır. Çünkü Mescid-i Aksa ve Kudüs ribatın merkezidir. Mescid-i Aksa ve Kudüs cihadın merkezidir. Ve Mescid-i Aksa ve Kudüs Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün peygamberlere imamlık yapmış olduğu ya imamel kıbleteyn diyoruz ya Talal Bedru'yu okurken. İki kıblenin de imamı diyoruz. İşte o kıbledir burası. Ondan dolayıdır ki buranın manası üzerinde durmamız gerekiyor. Şimdi birazdan göreceksiniz. Hemen şu arka çaprazımızda bir kubbeli yer var. O minare gibi olan yerin içine gidiyorlar. Ellerini sürüyorlar. İşte kokularına bakıyorlar falan. Ne var peki buranın içinde? Onu da söyleyeyim sizlere. Kıymetli misafirlerimiz, Selahaddin-i Eyyubi Kudüs'ü fethettiğinde geldi ve Kudüs'te panayırlar düzenledi. Bu panayırlarda birinci, ikinci ve üçüncü olan gençlere hediye olarak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sakal ışığı
Peki bu sakallı şerif nerede muhafaza ediliyordu? İşte bu görmüş olduğunuz kafesin içinde muhafaza ediliyordu. Ondan dolayı bu kafesi yaptığını Selahaddin Eyyubi görüyor. Sonrasında ise yıllar geçti, günler geçti. Bu günlere geldiğimizde ise Yavuz Sultan Selim bu arada o sakallı şerifi aldı ve Türkiye'ye götürdü. Onu söylemiştim sizlere az önce. Sonrasında ise özellikle Hindistan'dan gelenler ve Şia Kur'an'ın içerisine kokular döktü. Ve kokular döktükten sonra da gelenlere dedi ki bak peygamberin kokusu hala buradan gitmedi dedi ve bir hurafe ortaya çıkmış oldu. Halbuki Kur'an'ın içerisinde peygamberin ne kokusu var ne ayak izi var hiçbir şey yok aslına baktığınızda. Sadece Resulullah'ın ayak izinin muhafaza edildiği, sakalı şerifinin muhafaza edildiği bir sandıktır, bir sandukadır. Yani içine el sokulup dokunulamaz mı? Tabii ki dokunulabilir. Buna itirazım yok. Ama bir kutsallığı yoktur. Bunu ifade etmiş olayım. Aynı zamanda yine çok söylenen Peygamber Efendimiz bu mağarada namaz kıldı mı kılmadı mı çokça söylenir. Bu da yine az önce söylediğimize geliyor. Orada kılmadıysa belki oturduğumuz yerde kıldı. Bunlara çok takılarak hareket etmemek lazım. Bunu ifade etmiş olayım. Çünkü inancımızı, dinimizi hurafelere boğmamak gerekiyor. Bizim inancımız, dinimiz, imanımız orta yoldur. İfrat ve tefritten de kaçınmak gerektiğini ifade etmiş olalım kıymetli misafirlerimiz. Tabii şimdi bu mübarek mescidin içerisinde konumuzu, sohbetimizi toparlarken bir iki cümle ederek inşallah bitireceğim. Buranın detayları üzerinde çokça böyle uzun uzun durmanın çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü burası yine aynen Kıble Mescidi gibi, aynen Burak Mescidi gibi, aynen Mervan Mescidi gibi ve aynen Kadim Mescid gibi bir mescittir. Ve buranın en önemli özelliği Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miraca yükseldiği mekan olmasıdır. Biz şu anda merkezin merkezindeyiz. Yani Biladüşşam topraklarını Türkiye'den Mekke'ye kadar olan kısım olarak işaretleyecek olursak, tam şu anda merkezin merkezinde bulunmaktayız. Bazı kitaplarda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi zikredilir. Efendimiz buyuruyor ki arzın arşa en yakın olduğu yer Beytül Makdis'tir. Çünkü ben oradan miraca yükseltildim buyurmaktadır. Yani biz şu anda aslında tam miracın ve İsra'nın merkezindeyiz ve arzın arşa en yakın olduğu yerdeyiz. Yine bir başka hadisi şerif kitaplarda yazar. Burada da buyurur ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam arzın arşa açılan kapıları vardır. Bunlar kimi zaman açılır ve kimi zaman kapanırlar. Ama bir kapı vardır ki o kapı asla kapanmaz. İşte o kapı Beytül Makdis'in kapısıdır buyurmaktadır Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Yine sahih Kütüb-i Sitte hadislerinden bir tanesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kardeşim Süleyman Aleyhisselam Allah'tan üç şey istedi. Bunlardan ikisini Allah ona nasip etti. Üçüncüsünü de verdiğine ben kefilim diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Neydir bunlar? Bir, kimseye vermediği bir saltanat, kimseye vermediği hükümdarlıklar ve üçüncüsü nedir ay Allah'ın Resulü diye sorduklarında ise dedi ki bu mescide gelenlerin yani Beytül Makdis'e yani Mescid-i Aksa'ya gelenlerin annelerinden doğmuş gibi tertemiz bir şekilde memleketlerine dönmeleridir buyuruyor Efendimiz. Bu Kütüb-i Sitte hadisi şerifidir kıymetli dostlarım. Cenab-ı Allah inşallah buna nail olanlardan eylesin. Seçilmiş insanlar olduğunuza inanınız ve buna göre inşallah dönerken artık bu kararla dönünüz. Niçin? Bakın 2 milyarlık İslam alemi içerisinde Müslümanlar bu topraklara gelemiyorlar. Gelmek için yanıp tutuşuyorlar ama gelemiyorlar. Ben Deniz Umre'ye gitmiştim 2013 yılında ve oraya gittiğimde eşimle beraber bu birinci katta oturuyorduk. Yanımıza karı koca bir çift geldiler, oturdular, namaz kıldık filan derken genç olan arkadaş eşi bana dedi ki işte selamünaleyküm, aleykümselam, nerelisiniz? Türkiye'liyiz dedim. İşte, siz nerelisiniz? Ben de dedi Kuveyt'ten geliyorum dedi. Öyle mi? Ne yapıyorsunuz? Mühendisim dedi. Çok güzel filan dedim. Ondan sonra aslen dedi Filistinliyim dedi bu arada. Öyle mi dedim? Ben de geçen ay Filistin'deydim dedim. Bunun üzerine neresindeydin dedi. Kudüs'teydim dedim. Mescid-i Aksa'ya gittin mi dedi. Gittim dedim. Kabe'de yaşanıyor bu olay. Dedi ki sen bu gözlerinle Mescid-i Aksa'yı gördün mü dedi. Evet gördüm dedim. Abi ağlayarak ayağa kalktı gözlerimi öptü. Bir daha öptü bir daha sarıldı. Karısına dedi ki bak dedi bu Mescid-i Aksa'yı görmüş dedi.
kadın da ağlamaya başladı. Şimdi ben anlam veremiyorum, eşim de anlam veremiyor. Ya ne oldu dedim ya. Dedi ki bak abi dedi, benim dedelerim 48'de Filistin topraklarından sürüldüler. Ve Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü gören en son kişi benim babamdı dedi. Ve ben Mescid-i Aksa'yı ve Kudüs'ü görmek için hayatımın her tavizi, yani her şeyi verebilirim dedi. Onun için Allah'a şükredin, ham dedim. Onun için seçilmiş insanlarsınız, seçilmiş kişilersiniz. Buna lütfen inanmanızı istiyorum. Müsaade etmiyorlar değil mi onların? Yok, yasak. Arapların girmesi kesinlikle yasak abi. Endonezya, Malezya, Türkiye, Azerbaycan gibi ülkelerden gelebiliyorlar ve özellikle İngiltere civarlarında Müslümanlar. Abi zaten gelmesin onlar, onları istemiyoruz abi. Kalsınlar orada. O ayrı bir tartışma konusu. Evet. Ve bu topraklara bizler gelebiliyoruz. Onun için sahip çıkmamız gerektiğini Allah rızası için rica ediyorum, artık anlayalım. Ve şunu söylüyorum bütün gruplarıma, sizlere de bunu ifade etmiş olayım inşallah. Yarın dönerken bir daha söyleyeceğim ama bir kere de bu mübarek beldede söylemiş olayım. Şu mübarek Miracın merkezinde söylemiş olayım. Buraya gelene kadar bildiğinizi zannediyordunuz. Ama artık biliyorsunuz. Ve ona göre vebaliniz %100 arttı. Her gelen gruba söylüyorum. Diyorum ki şimdiye kadar %5'ti mesuliyetin ama şu anda %100. Ona göre hareket edelim. Allah rızası için istirham ediyorum. Ve Cenab-ı Allah'ın seçici olduğunu ifade ettim az önce. Bunu biraz inşallah şöyle manalandırarak sohbetimizi bitirmiş olalım. Cenab-ı Allah bu mübarek mekanı seçti kıymetli misafirlerimiz. Oturayım mı? Daha mı iyi olacak abi? Tamam. Bu mübarek, Cenab-ı Allah bu mübarek mekanı seçti. Niçin seçti, nereden biliyoruz? Bakınız, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında çok enteresan bir dönem var kıymetli misafirlerimiz. Biz bu döneme elem yılı diyoruz, keder yılı diyoruz. Nedir bu dönem? Hazreti Hatice Validemiz vefat etmiş, hemen ardından Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiri caizse arkasında dağ gibi duran amcası vefat etmiş ve Mekke'deki müşrikler tarafından tamamen tecrit edilmişler, yani dışlanmışlar ve bu durumdayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında böyle bir süreç yaşanırken, bu elem yılı, bu keder yılı yaşanırken kıymetli misafirlerimiz, bakın kitaplarda geçen bir hadiseyi söyleyeceğim sizlere. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor biliyor musunuz? Ya Rabbi beni kimlere terk ettin diyor. Bunu niçin söylüyor? Bunalıyor. Niye bunalıyor biliyor musunuz? Yahudiler kendisine geliyorlar ve diyorlar ki ya sen gerçekten Allah'ın peygamberi olsan niye bizim kıblemize doğru, Kudüs'ümüze doğru namaz kılacaksın? Allah sana istediğin Kabe'yi verirdi diye uğraşıyorlar. Ve böyle bir dönemde Resulullah o kadar bunalıyor, o kadar daralıyor ki ve ne diyor? Ya Rabbi beni kimlere bıraktın, kimlere terk ettin? Ve işte böyle bunaldığı, daraldığı, tabiri caizse dünyaya sığamadığı bir gecede kapısı çalınıyor. Ve kapısına kim geliyor? Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve diyor ki, ya Resulallah kalk gidiyoruz. Nereye gidiyor? Beytül Makdis'e, yani Kudüs-ü Şerif'e. Bakın ne kadar güzel bir sürpriz aslında, ne kadar güzel bir hediye veriyor Cenab-ı Allah'a. Yetiyor mu? Yetmiyor. Beytül Makdis'e geliyor. Gelmesiyle de kalmıyor. Burada bütün peygamberlere imamlık yapıyor Resulullah Aleyhisselam. Sadece bu mu? Tabii ki sadece bu değil. Cenab-ı Allah hediye üstüne hediye veriyor. Alemlerin Rabbi olan Cenab-ı Allah alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamberimize. Ve ne yapıyor? Kendisiyle aracısız bir şekilde görüşüyor. Aynen kimin gibi? Yarın ziyaret edeceğimiz Hazreti Musa Aleyhisselam gibi. Ne buyuruluyor ayet-i kerimede? Vekellemallahu Musa teklima buyuruluyor değil mi? Allah Musa ile konuştu. Ve kiminle de konuşuyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la da Cenab-ı Allah konuşuyor. Ve düşünün ki şimdi soruyorum, Cenab-ı Allah seçti mi? Tabii ki seçti. Cenab-ı Allah peygamberini alemlere rahmet olarak gönderdiği Efendimiz'i isteseydi Mekke'den, isteseydi Medine'den, isteseydi İstanbul'dan, Ankara'dan, istediği yerden Miraç'ı yükseltebilir miydi? Hiç şüphesiz. Ama Cenab-ı Allah Resulünü
Mekke-i Mükerreme'den çıkardı ve Beyt-il Makdis'e, Kudüs'e getirdi ve Kudüs'ten Miraç'a yükseldi. Cenab-ı Allah seçti. Peki Cenab-ı Allah zamanları seçti mi? Hiç şüphesiz seçti. İşte koskoca bir zamanın içerisinde, 365 günün içerisinde Ramazan ayını seçti. Ramazan ayının içerisinde de bize Kadir Gecesi'ni örnek gösterdi, değil mi? Ve Kadir Gecesi'ne ne dedi? 1000 aydan daha hayırlıdır dedi. Ve yine seçti. Ve yine Cenab-ı Allah insanlar içerisinden de seçti. Düşünün ki Hazreti Adem Aleyhisselam'dan son insan kimse, X diyelim, ona kadar gelecek olan insanlar arasında bir Arap'ı seçti. O Arapların içerisinden bir yetimi, bir öksüzü seçti ve onu alemlere rahmet olarak gönderdi ve hala hepimiz onun adı anıldığında ne yapıyoruz? Gözlerimiz yaşarıyor. Hep sordum bütün gruplarda, burada da sormuş olalım. Yani yakın, çok yakında bir yakınını kaybetmiş olan varsa aranızda, desem ki o yakının mı dünyaya gelsin, Resulullah mı gelsin desem, hiç düşünmeden ne der? Tabii ki Resulullah gelsin der. Çünkü böyle sevdirdi Cenab-ı Allah ve Cenab-ı Allah bu insanı, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bizlere bir rahmet vesilesi olarak gönderdi. İşte kıymetli abilerim, sizler de 2 milyarlık İslam alemi içerisinde seçilmiş insanlarsınız. Ve buraya seçilerek geldiniz ve buraya davet edilerek geldiniz. Buna lütfen inanın, Allah rızası için inanın. Ve inşallah bu şuurla, bu duyguyla, bu düşünceyle bu topraklardan ayrılmış olalım. Cenab-ı Allah ziyaretlerinizi inşallah kabul eylesin. Amin. Cenab-ı Allah tekrarlarını nasip eylesin. Amin. İnşallah tekrar tekrar bu topraklarda bir araya geldiğimiz günleri görmeyi bizlere nasip ve müyesser eylesin. Amin. Duamızı, hatim duaları var demişlerdi. Onları yapalım ve öylece de bitirelim inşallah. Hemen bir bakayım vaktimiz varsa. Abi şimdi göstereceğim. 10 dakika var. Hemen duamızı yapalım. Ondan sonra da inşallah bitirmiş olalım. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme Rabbena, ya Rabbena tekabbel minna innike entes semiul alim. Ve tüm aleyna ya Mevlana innike entes tevvabur rahim. Ve ihtina ve fitna ilel haddi ve ila tarikun mustakim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hurmeti habibike ve rasulike kerim. Vaafu anna ya kerim, vaafu anna ya rahim. Ve affir lana zunubina bi fadlike ve cudike ya ekremel ekremine ve ya erhamer rahimin. Ya Rabbel Alemin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Aksa'ya gidiniz emri doğrultusunda bu mübarek topraklara geldik. Buralarda yapmış olduğumuz duaları dergâh-ı izzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Burada yapmış olduğumuz duaları Mekke-i Mükerreme'de yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Burada yapmış olduğumuz duaları Medine-i Münevvere'de, Ravza-i Mutahara'da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbel Alemin, bu mübarek toprakların ve burada yaşamış olan peygamberlerin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbel Alemin. Günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. Günahlarımızı bağışla ya Rabbel Alemin. İçimizden ve bizden dua isteyen kardeşlerimizden, hasta olan kardeşlerimize Şafi ismin yüzü suyu hürmetine şifalar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Dertli olan kardeşlerimize devalar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Hasta olan kardeşlerimize şifalar nasip eyle ya Rabbel Alemin. Borçlu olan kardeşlerimize edalar nasip eyle ya Rabbel Alemin. İslam aleminin dört bir yanında zulüm altında ilim ilim inleyen kardeşlerimize bir an evvel bu zulümlerden kurtulmak gücü nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, mazlumlara zulmeden zalimleri Kahhar ismi şerifinle kahru perişan eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, Suriye'de, Myanmar'da ve dünyanın dört bir yanında mazlum coğrafyalarda inim inim inleyen kardeşlerimize sen yardım eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, bu mübarek toprakları bir an evvel işgalden kurtar Allah'ım. Amin. Bu mübarek toprakları bir an evvel işgalden kurtar Allah'ım. Amin. O mübarek toprakların bir an evvel işgalden kurtar ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, dünya gözüyle bu mübarek toprakların bu zalim kavmin elinden kurtulduğu günleri görmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Amin. Bu zalim kavmin bu topraklardan defolup gittiği günleri görmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi, İslam alemine birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, İslam alemine aklı selim liderler nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, İslam birliğini dünya gözüyle görmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Başta camiamız olmak üzere, memleketimiz olmak üzere birlik ve beraberlik nasip eyle. Amin. Başta camiamız ve memleketimiz olmak üzere ve İslam alemi olmak üzere birlik, birlik, dirlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi,
küffara karşı birlik ve beraberlik olarak mücadele etme gücü bizlere ihsan eyle. Amin. Ya Rabbi bu topraklara tekrar tekrar gelmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Bu mübarek toprakların yüzü suyu hürmetine, burada bulunmuş olan peygamberlerin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı affeyle ya Rabbel Alemin. Geldiğimiz gibi hayırlısıyla, kazasız belasız bir şekilde mübarek Anadolu topraklarımıza, ailemize, yurdumuza, sevdiklerimize ulaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Amin. Önümüze çıkarabilecekleri engelleri şimdiden bertaraf eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi tekrar tekrar bu topraklara vizesiz bir şekilde, İslam Birliği kurulmuş bir şekilde, hafta sonları tatillerimizi geçirmek üzere rahat bir şekilde gelmeyi talep ediyoruz. Senin hazinen geliştir ya Rabbi. Dünya gözüyle o günleri bize göster ya Rabbi. Amin. Amin. Suriye'de, Afrin'de mücadele eden güvenlik güçlerimize sen yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bu kardeşlerimizin sağ salim bir şekilde evlerine, yurtlarına, sevdiklerine dönmesi için kendilerine yardım eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi memleketimizin, vatanımızın yöneticilerini aklı selim kararlar almalarını nasip eyle. Amin. İslam alemine hayırlı kararlar almalarını nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere de birlik ve beraberlik ve dirlik nasip eyle. Amin. Ya Rabbi ailelerimizin huzurunu bozmak isteyenlere fırsat verme. Amin. Ya Rabbi eşlerimizle aramızdaki muhabbetlerimizi artır. Amin. Ya Rabbi eşlerimizle aramızdaki muhabbetlerimizi artır. Amin. Ya Rabbi ailelerimizin içine dirlik ve düzenlikler nasip eyle ya Rabbi. Amin. Fitne tohumu atmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi işlerimize bereketler ihsan eyle. Amin. Senin yolunda harcayabileceğimiz hayırlı paralar bizlere nasip eyle ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi Alemin cihat yolunda, Allah rızası yolunda, davamız yolunda harcayabileceğimiz hayırlı paralar bizlere nasip eyle ya Rabbi Alemin. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Ya Rabbi evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Vatanına, milletine, dinine, imanına, davasına sadık, şuurlu Müslümanlar eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi bizleri Kudüs ve Mescid-i Aksa yolunda şehit olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri Kudüs ve Mescid-i Aksa yolunda şehit olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbi bizleri Kudüs, Mescid-i Aksa ve senin yolunda şehit olanlardan eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin bu mübarek beldeleri bizlere unutturma. Amin. Ya Rabbi bu mübarek beldeleri tez zamanda zalimlerin zulmünden kurtulduğu günleri görmeyi nasip ve müyesser eyle. Amin. Bu bir vesileyle, bu vesileyle bu mübarek topraklara gelirken bize emanet edilen hatimleri, duaları, zikirleri, tesbihatları bu mübarek beldede sana havale ediyoruz. Dergah-ı İzzetinde kabul eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi yine bu vesileyle 100. vefat yıl dönümü olan Sultan Cennet Mekan Abdülhamid Han Hazretlerine sen rahmet eyle. Amin. Ve yine 7. vefat yıl dönümü olan ve bize milli görüş davası yoluyla Kudüs ve Mescid-i Aksa meselesini, davasını öğreten ve nakşeden, kalplerimize, gönüllerimize Siyonizmi işleyen merhum liderimiz rahmetli Erbakan hocamıza da sen rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Kendisini en güzel makamları nasip eyle ya Rabbi. Amin. Bizleri de kendisiyle beraber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Livaül Hamd sancağı altında haşreyle ya Rabbel Alemin. Allahümme Rabbena etina fid dünya haseneten ve fil ahireti hasene ve kina azaben nar. Allahümme Rabbena gfirli ve livalideyye ve lil mu'minine yevme yekumu lisab bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.